Günaydın herkese. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar. Biz kalktık. Şu an saat 10. İzmir'deyiz biliyorsunuz. Misafirhaneden çıkacağız biraz sonra. Eşyalarımızı hazırladık. Kızları giydirdim, kendimi giydirdim, eşim giyindi. Hazırlandık, çıkacağız. Nereye gidiyoruz? Sürpriz olacak, söylemeyeceğim. Size yolu çekerim giderken gündüz gözüyle. Eğer güzel manzaralar yakalarsam çekeceğim. Çekmeyi planlıyorum. Çanta gidiyor. Tamam git sen. Eşim eşyaları aşağıya taşıyacak, onu söylüyor bana. Kızlar geldi. Artık kızlar poz vermiyorlar bana, o yüzden doğal haliyle böyle gelirlerse şey yapacağım. Bakın şöyle görünüyor kızlar orada. Bahçeyi gösterdim size. Buranın bahçesi çok güzel. Şu an hava çok güzel burada. Gitmeden vlogu başlatayım istedim. İnşallah güzel bir vlog olur gene. Beğenirsiniz. Ben şimdi Ceren'imi göstereyim size. Kızları göstereyim. Ceren yanıma geldi. Şöyle şu sandalyeyi çekti. Oturdu. Şimdi Ceren anlat bakalım. Nasıldı iki günümüz? Bir günümüz diyeyim. Dün nasıldı anneciğim? Memnun kaldın mı kızım? Ha? Güzel miydi? Ay bakar mısınız? Ne almış? Bak bak bak. Benim rujumu almış arkadaşlar, rujumu. Kız. Allah'ım benim rujlar var ya. Artık var ya bunlar. Bunlar var ya bunlar çok. Rujumu kurtardım Deren'den. Yani çocuk bir şekilde yakalıyor, buluyor. Yani o açığı yakalıyor, görüyor. Yani çocukta şey var, çok açık yani şeyleri. Hani çakraları denir ya, çakraları çok açık. Mutlaka yakalıyor. Neyse şimdi eşim eşyaları götürdü dedim ya. Biz bir yola çıkalım. Yolda tekrar görüşürüz. Deren, ne yaptın annem? Vaka vaka vaka. Vaka vaka. Arı. Deren. Hadi arı. Kalk kalk kalk. Arı. Sabah meme istedi Deren, vermedim. Neden? Direkt o diş hekimlerinin dediği aklıma geliyor arkadaşlar. Çocuklarımın dişleri kötü olsun istemiyorum. Parmakları da kötü olsun istemiyorum. Bakın. Kızlarıma ne giydirdim bugün? Siyah pantolonlarını giydirdim. Gri sivitlerini giydirdim. Çünkü biraz hava serin burada. Ne kadar İzmir sıcak olsa da serin yani. Kızım hayır oraya çıkma. Hayır Ceren oraya çıkmayın. Neyse ben buradan götüreyim çocukları. Ne kokuyor biliyor musunuz? Deniz kenarı ya burası. Deniz kokuyor arkadaşlar. Şu an ben o deniz kokusunu o kadar güzel alıyorum ki. Vallahi ben de bu kokuları çok severim. Ha burada İzmir'de yaşamak ister miyim? Yani İzmir'de çalışmamamız gerekiyor. Yani eşimin de çalışmaması gerekiyor. Benim de çalışmamam gerekiyor. Şu an Karşıyaka çok güzel. Burada yaşamayı isterim açıkçası. Evet, ne giydik? Gösterelim. Tişörtümü giydim. Üst şu hırka gerçekten çok güzel. İnce ya arkadaşlar, çok rahat. Şöyle bir tane gri pantolonum vardı. Sürekli bu pantolonu giyer oldum bu ara. Gri kumaş pantolon. Altıma da taba rengi düz ayakkabı olduğu için onu giyiyorum. Çok rahat. Bu ara bunlarla takılıyorum. Neyse biz çıkıyoruz yola. Dedim ya yolda çekeceğim, yolu göstereceğim sizlere. Bakın odanın telefonuyla oynuyorlar. Hadi kızlar gidiyoruz. Ay çıkaramadık buradan ya. Hadi anneciğim hadi. Yol yapamıyorum. Ama konuşma benimle. Hadi yürü kızım. Yol yapamıyorum. Ama gitmemiz gerekiyor kızlar lütfen ama. Ama siz eşik bu ara eşik açık kapatmaya taktılar. Çok seviyorlar ışık açık kapatmayı. Hadi Deren, hadi Ceren. Hadi. Yürüyün artık. Yürü biz gidiyoruz. Hadi. Hadi gelin. Ceren hadi sen de gel bak gidiyoruz. Hay inelim ha inelim. Ya şu mama beraber ileri çek. Ben indiririm onları. Hadi Ceren ellerinden tutarım ben onları. Çantaları ver bana. Çantaları ver ben gideyim aşağıya. Ben size şu bayrağı bir daha çekmek istiyorum. Bayrak hoşuma gitti. Güzel yapmışlar. Gerçekten güzel düşünülmüş. Şöyle bizim arabayı göstereyim. Hazırlanıyoruz. Kızları bindiriyor yani eşim. Sonra yola çıkacağız. Ne yapıyor? Bak bak bak. Ya çok çok mutlular. Çok aşırı derecede mutlular. Bak nasıl koşturuyor. Otellerle oynamak çok hoşlarına gitti.
Burada da Deren kızım. Günaydın. Arabaya bindik. Çıkıyorum. Evet, hazırız değil mi anneciğim? Hazırız. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. O da kaçıyor. O da kaçıyor. Baba yakalamış onu. Baba yakalamış onu ya. Hiç kaçamadı bir yere. Baba yakalamış onu. Nasıl yakaladım? Kaçıyor var ya. Şöyle burayı tekrar göstereyim. Gerçekten çok güzel, çok huzur verici. Buraya biz zaten her sene bir defa geliriz. Yani kış ayında geliriz. Yazın burada yer bulamayız. Kış ayında geliriz. Çok güzel. Kızlar hazır. Yola çıkıyoruz. Hemen çıkalım. Gidelim. Yolculuk bizi bekler. Değil mi? Arabayı da açalım. Evet, şimdi Karşıyaka cadde araları. Gerçekten buranın cadde araları çok güzel. Biz en çok burayı seviyoruz ve burada yürümek çok zevkli oluyor ama çocuklarla biraz zor oldu. Gerçi bizim için dün de çok fazla arabayla çekim yapmak daha rahat oluyor açıkçası. Yürüyerek çekim yapmak çok zor oldu. Bakın, buradaki tek sıkıntı sanırım insanların otopark sıkıntısı var ve arabalar hep böyle kenarda oluyor. Evlerin arabaları, kendi arabaları yani kişileri. O yüzden yollar dar ama çok güzel burası. Böyle hani böyle yazlık evler olur ya, o tarz. Böyle bir hava var burada, bir sakinlik var yani. Bakın hemen şuradan çok yakın, görüyorsunuz. Misafirhane ile deniz çok yakın. Şu hemen karşısı deniz. Bir dakika bile sürmedi arkadaşlar. Yani. 400 metre. Ha, 400 metre. Bakın 400 metreymiş. Çok güneş var. Hatta güneş gözlüğüm çantamın içinde kalmış benim. Çekemediğim sahil. Hemen ilerisi sahil. Biz aslında İzmir'de Boyoz'da yemek istiyorduk ama bir türlü hani şey yapamadık. Boyoz'a ulaşamadık değil mi Erol? Ulaşamadık ya. Ya şu kenarlarda Boyoz vardır aslında. Alalım ya bir tane. Yani rejim mecim hak getire oldu benim ama yani İzmir'e gelip de Boyoz yememek, çünkü bu şeyleri de olur genelde Boyozlar. Alalım ya. Bu yol kenarlarında böyle küçük küçük şeyleri olur. Arabalar olur. Onlarda olur Boyozlar genelde. Yani şu küçük arabalar var ya, bakın şu küçük arabalar, onlar da olur. Var mı? Yok gibi duruyor. Başında kimse yok onun. Burası da Karşıyaka vapur iskelesi. Bak burada eşim. Bakayım şu araba var ya, onun içinde Boyoz vardır. Evet, buradan vapurlar konağa gidiyor. Eşim de oradan şimdi Boyoz alacak. Bakalım birer tane, ikişer tane alır yeriz. Kahvaltıya gideceğiz ama olsun. Boyoz yemeden de olmaz. Ama hiç nakit var mı yanımızda? Nakit mi? Bilmiyorum ki. Hiç mi para yok yanında? Olmazsa almayız yani. Ama varsa alırız. Para çekmiştik ama. Biz lisede çok vapurla gider gelirdik. Eşim benim hiç İzmir'e gelmemiş. Eşimle geldik biz İzmir'e. Daha önce ilk defa geldiğimizde hani o vapura bindirdim ben eşimi. O zaman otobüste gelmedik. Arabayla geldik. Arabayı konakta bir yere park ettik. Karşıyaka'ya vapurla geldik. Burada biraz gezdik, dolaştık. Daha sonra tekrar konağa gittik. Çok güzel olur. Hani böyle dışarıdan İzmir'e gelirseniz yani size tavsiye ederim. Çok güzeldir vapurla karşıya geçmek. Çok, ben çok severim yani. Aldık Boyozları. Ben size Boyozları göstermek istiyorum. Boyoz nasıl bir şeymiş. Biliyorsunuz o da gerçekten. Eşim dalga geçiyor benimle. Güneşten var ya, o kadar zor ki görüntü. Ha evet, şu şekilde görüyorsunuz. Sıcak çok güzel olur. Hani alıp mikrodalgada ısıtıp yiyebilirsiniz. Nasıl yiyeceğiz bu? Çok dağılır. Aşırı derecede dağılır ama olsun. Hemen denizin kenarından gidiyoruz. Çok güzel. Hemen dedim kameramı açayım, göstereyim arkadaşlarıma. Çok güzel arkadaşlar. O kadar güzel manzara var ki. Şöyle bir karşı manzarayı göstereyim size. Ama çok güzel. Hava çok güzel. Güneş var. Yes, you are.
Sağımızda deniz, solumuzda çok güzel evler. Yani İzmir'deyiz diyor. Biz şimdi Balçova'ya gidiyoruz. Balçova'da Kipa var. Oraya gideceğiz. Bu palmiyeler yeni dikilmiş. Böyle yolun ortasında palmiye yoktu. Ne zaman dikildi bilmiyorum ama ben de epeydir gelmiyorum gerçi. Şimdi biz Balçova'ya gidiyoruz. Balçova'da benim kardeşim var. Onu ve arkadaşlarını alıp kahvaltıya gideceğiz. Yani şimdi İzmir için de çok kahvaltıcı bilmiyoruz açıkçası. Ama Manisa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Daha önce Manisa'ya gitmiştik yani. Kahvaltı olarak gitmiştik. Orada çok güzel kahvaltı mekanları vardı. Ha, çocuklar bize şurası da güzel vardır gibi derlerse belki onların teklifini de değerlendirebiliriz. Ama biz Manisa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Manisa'da Çiçekli Köyü diye bir yer var. Daha önce 2-3 defa gitmişliğimiz vardır. Çok beğeniyoruz yani orayı biz. Hele şu mevsimde güzeldir. Baharda daha güzel oluyor. Oraya gideceğiz. Benim kardeşim İzmir'de okuyor. Bu arada biraz size onunla ilgili bilgi vereyim. Hem manzara seyredin hem beni dinleyin. Çünkü çocukların yanında ben konuşamam. Biliyorum ben huyumu. Çok fazla böyle anlatamam size onları. Kenardan çekerim yani. Hem kızları hem onları çekerim hem mekanı çekerim falan. O şekilde bir çekim olur. Kardeşim ve arkadaşları evde oturuyor. Orada ev tuttular Balçova'da. 2 sene yurtta kaldılar. Aynı odada kaldılar bu üç arkadaş. Üç arkadaş şimdi aynı eve çıktılar. Beraber evde kalıyorlar. Tıpta okuyorlar kendileri. 9 Eylül tıpta okuyorlar. 9 Eylül tıpta okuyorlar ve bu sene son seneleri. Yani Ağustos'ta bitecek okulları, Temmuz-Ağustos'ta bitecek okulları ve atanacaklar. Yani seneye çocukların hepsi doktor olmuş olacaklar. Kim bilir nerelere gidecekler, ülkemizin hangi köşesine gidecekler bakalım. Yani onlar böyle öğrenci yani. Bu sene internler, staj görüyorlar, full staj. O şekilde. Neyse. Artık güzel manzaralar, güzel görüntüler gördüğüm zaman tekrar açarım kameramı. Şöyle. Evet. Kahvaltı mekanına geldik. Şimdi inşallah gireceğiz içeriye hep beraber. Eşim de şurada arabayı park ediyor. Bakalım güzeldir inşallah. Gel park mı? Evet, Ceren de burada yanımda. Ceren'i de göstereyim size. Hadi gidelim biz yavaş yavaş. Bakalım, gelin. Evet. Bunlar bizim ekip. Kızlar. Oo, güzelmiş. Vallahi güzel burası arkadaşlar. Evet, beğendik biz burayı. Şöyle. Kızlarla. Şurada. Hemen Deren parkı gördü. Şöyle. Evet, şu an salıncak sallanıyor. Deren. Ceren iyisin değil mi annem? Ceren minnacık kustu. Çok kusmadı ama Allah'tan. Gördün mü nasıl kusuyor gibi yaptı? Neden öyle yaptı ki? Aslında midesinde hiçbir şey yok. Ha. Bu viraj var mıydı o yolda ya? Ha? Ha, virajda kusuyor çocuk ya. Ha. Yani. Tabii tabii büyüyünceye kadar, alışıncaya kadar. Şöyle. Hızlıca göstereyim mekanı. Çok güzel. Şöyle. Şöyle de şeyler var, oyuncaklar var. Şurayı da şöyle göstereyim. Güzel, hava da çok güzel bugün burada. Gerçekten güzel yani. Şöyle göstereyim. Bizimkiler de yer ayarlıyor bu arada. Ona göre oturacağız yani. Bir yer bulup oturacağız.
Evet, geldik. Oturduk. Şimdi kahvaltıyı bekliyoruz. Hep beraber bir kahvaltı yapacağız. İşte sohbet ediyoruz. Deren parkta dayısıyla beraber getiriyor onu. O parktan ayrılmaz artık. O bakalım ne yapacağız, nasıl oturacağız. Çok güzel ama burası. Güzel. Hava çok güzel. O anlamda güzel. Neyse, kahvaltılar gelince onları da göstereyim ben size. Böyle. Bu benim kardeşim. Şöyle tekrar göstereyim. Deren'le ilgileniyor. Kardeşimin arkadaşı, eşim. Bakın kahvaltı soframız şöyle. Gelecek biraz sonra. Gelince tekrar çekerim ben. Ama gerçekten çok güzel, iyi bir yere geldik. Burası İbrahim Manisa'ydı değil mi? Yok, Manisa değil. Bornova burası. Bornova Şişekliköy burası. Şişekliköy değil mi İbrahim? Şişekliköy burası. Bornova Şişekliköy. Yani kesinlikle tavsiye ederiz. Çok beğendik. O kadar çok kahvaltı mekanı var ki. Her yer kahvaltı mekanı. Deren tabii ki hiç durmuyor. Bakın sürekli bir hareket halinde. Oh be. Ceren'i göstereyim. Ceren de babasıyla oturuyor. Şey nerede? Evet. Deren gene o tarafa gitti. Orada bir çocuk var, onunla oynuyorlar. Şimdi kahvaltıyı bekliyoruz. Biraz önce dedim. Burası Bornova'da bir kahvaltı mekanları. Burada yol boyunca her yer kahvaltı mekanı ve çok kalabalık. O kadar çok araba var. Çok insan var. Herkes dışarıda şimdi. Kahvaltıya gelmiş yani. Ay, oraya gidiyor ya. Suya gidiyor çocuk ya. Ve bizimkileri tekrar göstereyim ben. Deren'i almaya gideceğim. Suyun içine kendini sokuyor. Şöyle. Neyse. Daha kahvaltılarımız gelmedi. Bekliyoruz. Şöyle kahvaltılarımız geldi bizim. Şöyle göstereyim. Urla'dakilere gitmemiz mi için? Afiyet olsun bize. Doğru. Öyle bir şarkı bir şey. Sigorta da iptal olmuş oluyor. Kaç para şey? Yaklaşık 600-700 bin dakika. O çiçek bankadan kredi alıyorsun. Senelik mi? Aynen. Şöyle, bankadan kredi alıyorsun. Yerlerin askerinde olacak. Tercih var, sonra kura alıyor. Ha? Sanki siyah saçlının adı Deren olmalıymış gibi hissediyorum. Gel. Nereye gitti? Sen nereleri gezdin bakayım? Gidiyor bak gene. Bu gözüne gösterdi, gidiyor suya doğru. Evet, ne getirdin sen? Taş mı? Ha, ver. Taş. Taş bulmuş Ceren. Ceren taş. Taş. Taş mı Ceren? Taş. Ceren taş.
abi. Şimdi hepsi zaten ya şurada mıdır ya böyle. Aa, Ceren'i göremiyor. De onların yanında değil mi? Hayır, İbrahim'in elinde. Aa, Ceren'i kaybettik sandım. Ha, orada. Orada olduğunu biliyorum da hani rahatım. Bir daha bir anda kafam karıştı. Evet. Kahvaltımızı yaptık. Oturuyoruz. Harif deli oğlum. Çikolata yiyor, çikolata. Bak benim de ekmeğim var. Senin çikolatan nerede? Nerede çiko? Nerede? Çiko. Alıp yanacağım ben bunu. Bak. Ben saydım. Çevir biraz daha. İyice alırsın. Meydan ol. Terimden götürüyor aslında. Evet, artık dönüşe geçiyoruz. Gidiyoruz. Şöyle. Ne yapıyorlar? Kızlar, kardeşler birbirini bırakmıyor mu? Heh. Evet. Eren burada. Evet, gidiyoruz artık. Hadi bakalım. Hadi Eren gel. Eren hadi. Hadi. Eren. Hadi gel. Biriniz Deren'i alsanız ha. Hadi gel. Ha. Biriniz alın. Gel. Deren var ya Deren. Çok zor. Hadi bakalım gidiyoruz. Şöyle buraları da bir göstereyim giderken. Hı. Şöyle. Allah, hava çok güzel. Şurada ekmek yapılıyor. Börekler, ekmekler burada yapılıyor. Şöyle ağaç göstereyim size. Bizimkiler. Evet. Evet, şöyle bir yere gel. Bir daha şöyle göstereyim son bir defa da. Böyle girişini. Evet. Evet. Önümüzü örtelim tamam mı anneciğim? Ha? Örtelim. Ha? Ay 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 ay. Deram. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Kaçıyor. Hadi bakalım. Hadi bay bay. Ayrıldık. Ceren'i niye böyle örttük? Çünkü kusar diye korkuyoruz. Deren de memesine kavuştu. Bütün gün memesini vermedim. Şimdi memesini verdim. Ceren işte orada durmak istemediği için ağlıyor. Yuma verdim. Ceren ağlamıyor artık değil mi kızım? Şu an saat 4 çeyrek var ve biz yola çıktık. Artık dönüşe geçiyoruz.
8, 9, 10, 11 yani 12'ye kadar evdeyiz. Gece 12'ye kadar evdeyiz. Öyle olursa öyle gideriz yani. Yola çıktık, gidiyoruz. Mithat Paşa Caddesi diyor. Balçova herhalde burası. Yani Balçova olması lazım. Ama da çok iyi bilmiyorum ama. Şurada Ege Park diye bir yer var. Şöyle Ege Park. Şöyle gidiyoruz. Ben çok aşırı derece susadım. Daha yola çıkmadık. Şurada eşim gidip şurada gıda var, market var. Oradan su alacak. Ceren yok bir şey anne. Su alacak. Ben hatta dedim ona buz gibi su al dedim. Su içelim. Çünkü çok aşırı derece susamışım. Susadım yani. Bildiğiniz dilim damağıma yapıştı denir ya. Öyle oldu. Eşim oradan su alıyor. Araba durdu ya, Ceren yine ağlamaya başladı. Eşim dediğim gibi su alacak, su içeceğiz. Şu hemen yan tarafta da kahve var. İnsanlar şakır şakır okuyor. Ceren çok ayıp ya. Çok ayıp, çok ayıp. Ceren ağlıyor. Evet, yolculuk devam ediyor. Eşim hem su aldı, hem kızlara haley almış. Kızlara haley verdik. Haleyi yiyince ve suyu içince biraz daha rahatladılar. Su da içiyorlar bu arada. Ceren hem suyunu hem haleyini yiyor, içiyor. Deren'i görelim bir de. Evet, Deren de Deren de haleyini yiyor. Büyük bir ki Deren yemek yemeyi sevmez. Büyük bir keyifle o haleyini yiyor. Yola çıktık artık. Bu kadar çok araba var ki şu an önümüzde. Birazcık onları göstereyim. Şu şekilde. Çok fazla araba var sanırım. Şuradan otobana girecek değil mi Erol? Yok. Gişeler. Ha, şu an otobanda mıyız? Evet. Ha, ben otobana girilir diyecektim ama şu an zaten biz otobandaymışız. Yoldayız. Evet. Burası işte senin dediğin yer. Geçen mola vereceğiz, buraya gelirken mola vereceğiz, mola vereceğiz dediğimiz yer burasıydı. Şu iki tarafta sağlı sollu alışveriş merkezleri var. Çok da araba var, bakın şu tarafta da çok araba var. Burada da çok araba var. İki tarafta şu, özellikle şuradaki arabalar daha çok. Tekzen var mesela, Filo var, Koton var. Yani bütün mağazalar var burada. Buraya uğrayacaktık biz. Biraz da bir şeyler yeriz diye planlamıştık ama gelirken burayı biz görmedik de bulamadık, görmedik işte. Neyse, biz artık yolculuğumuza başladık. İzmir Denizli arası yolculuğumuz başlamıştır. Gerçekten çok yorulmuşuz. Eşim uyuklamaya başladı. Otobanda aldım yani. Zorla aldım artık arabayı. Vermemeye çalışıyor. Yok otobandan çıkalım, yok otobandan çıkalım. Vermemeye çalışıyor. Bir de şey denk gelmiyor. Opet veya Shell denk gelmiyor. Hani oradan kahve içse rahatlayacak. Ama uyuması normal. Çünkü benim de çok uykum geldi. Uyku isteği normal yani. Dışarıda kahvaltı yaptık ya. Açık havadaki yapılan kahvaltı zaten insanı yoruyor. Açık havada olduğu için ben bile arabada birazcık uyudum yani. Kızlar da uyudu bakın. Sesleri çıkmıyor, uyudular. Öyle olunca dedim yani şurada ya 10 dakika uyuması bile veya 15 dakika uyuması bile onu rahatlatmıştır eminim. Zorla aldım arabayı, kullandım, getirdim. Şimdi otobandan çıktık. Bu yol daha agresif. Aslında otobanda araba kullanmak daha kolay. Bu yol genelde hiç bu yolda kullanmış mısınızdır bilmiyorum ama şey, bazen kamyonlar falan çıkınca sürekli sollaman gerekiyor. Çok dikkatli araba kullanman gerekiyor bu yolda. Neyse, artık eşim kahveyi içince o da rahatlar, ben de rahatlarım. En azından ben de içeceğim aslında kahve.
gibi uyumam, ben de uyumam. Onunla sohbet ederim yolda en azından. Çünkü benim de çok uykum geldi. Ben de uyuyunca yani öyle bir durum oldu. Evet, güzel bir hafta sonu geçirdik biz. Ben de 2 günlük bir vlog çekmiş oldum bu hafta sonunda. Ne çektim? İşte cumartesiyi çektim, pazarı çektim derken hafta sonu bitti. Eve gideceğiz. Yorulduk hafta sonu ama güzeldi. Eşimin arkadaşının düğününe geldik. Hani onu söyledim dün. Eşim Artvin'den tanıyor. Kendisini, o da Artvinli, eşim de Artvinli, biliyorsunuzdur. Artvin'den tanıyor. Çok da iyi arkadaşlarmış Artvin'de. Dedi gidelim. Geldik düğüne. Güzel bir düğün oldu. Özellikle ben kına gecesine bayıldım. Bayıldım. Çok güzel bir kına gecesi vardı. Onu da çektim. Hatta diyorum eşime, sanatsal çekim yaptım diyorum. Çok güzeldi. Ya benim bu çektiklerim her şey hatıra kalıyor. Hepsi hatıra kalıyor. Çok yöresel mi artık, belki yöresel kınadır. Tahminimizce, tam bilmiyorum ama, kesin bilmiyorum ama oğlan Artvinli, kız Erzurumluymuş sanırım. Şimdi biraz sonra eşim kahveleri getirir. Biz kahvelerimizi içeriz. Yola devam ederiz. Ben kameramanı açtım. Artık videomu burada sonlandırayım diye açtım. Biz sizden ne istiyoruz? Ben her videomda aynı şeyleri söylüyorum ama eğer beni abone olmadan izliyorsanız, abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Yani ben sizden rica ediyorum, abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi yorum yaparsanız çok çok severim. Yorum yapamıyorsanız, hani çekiniyorsanız, yorum yapamıyorsanız, emoji bırakırsanız çok sevinirim. Bir de videolarıma, hadi yorum da yapmanız, videolarıma beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.